Merhaba. Hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Seçime iki gün kala hem Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan hem Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bütün seçmenlerini sandığa taşımak istiyorlar. Bunun üzerine bütün artık diyelim yarış bunun üzerine. Fakat bir yandan özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkatleri kaçırmak istediği başarılı bir seçim stratejisiydi. Bu dikkatleri dağıttı. Ekonomik kriz gerçekten hani alarm zilleri çalıyor falan da diyemeyeceğim artık. Onun da ötesine geçti. Bankalar ödeme yapmıyorlar. Mesela bankaya gittiğiniz zaman işte ben paramı çekeceğim dediğin zaman sen daha önce ayırtmış mıydın diye bir yanıt alıyorsunuz. Fiili faiz, bankaların fiili kredi faizi %30'lara tırmanmışken Merkez Bankası hala %8,5 işte dün %8,5'ta tuttu faizi. Aradaki fark inanılmaz. Bu aradaki farktan birileri müthiş vurgunlar yapıyorlar. Yani kimler olduğunu şimdi bilemiyoruz, ümit ederim. İleride anlarız. İleride soruşturmalar açılır, araştırmalar yapılır da anlayabiliriz. Ama müthiş bir şey var, kaos ortamı var. Bu bir gerçek. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre ise böyle bir kaos falan yok. Hatta kriz de yok. Her şey kontrol altında. İşte bir takım sıkıntılar var. Şeyde bu Kanal D CNN Türk ortak yayınında da bu konu gündeme geldi. Tabii nasıl gündeme geliyor? Efendim muhalefetin şöyle iddiaları var falan. Neyse oraya girmeyelim artık. Geldi ve Cumhurbaşkanı şöyle bir yanıt verdi. Bu hakikaten ya yeni bir durum. Bakın bu da yeni bir durum. Bu yeni bir standart artık oluşturacak bir yanıt. Dedi ki yani işte biz durumu kontrol altına aldık. Göreceksiniz bak işte biz seçilirsek hemen her şey yoluna girecek. Neden? Neden öyle oluyormuş? Efendim çünkü yeni açıkladı bunu. Yeni para gelmiş. Nereden gelmiş? Körfez ülkeleri diyor. Körfez ülkeleri kimler? Körfez ülkeleri derken kimi kastediyor? İşte Katar, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt. Bunlar Körfez Arap ülkeleri. İran'dan para gelecek hali yok. Bir de İran var çünkü Körfez ülkesi olarak. Birleşik Arap Emirlikleri buralardan. Peki ne kadar geldi? Ne şekilde geldi? Cumhurbaşkanının kullandığı ifade depolamak. Diyor ki Körfez ülkeleri bir miktar parayı buraya depoladılar. Depoladılar. Peki bu depolama ne işe yaramış? Yine Cumhurbaşkanı diyor ki geçici bir sürede olsa, kısa bir sürede olsa Merkez Bankası'nı rahatlattı, piyasaları rahatlattı. Piyasaların rahatlamış bir hali yok. Arkadaşlar yine bu sabah hani rekor kırdı. 20.47, 20 lira 47 kuruş oldu. Bir Amerikan dolarının fiyatı tekrar işte para pompaladı. Herhalde Merkez Bankası ve kamu bankaları ki 19.98'e falan düştü. Yani hani adı 20 değil. Böyle bir şey düştü. Durmadan nereden gidiyor bu para? Merkez Bankası'nın döviz rezervlerinden gidiyor. Merkez Bankası döviz rezervleri o da bu hafta değil. Geçtiğimiz hafta ta AK Parti iktidara gelmeden önce 2002 Şubat ayındaki hani o sallanan Ecevit Bahçeli Yılmaz koalisyonunun zamanına düşmüştü döviz rezervleri. Yani hakikaten tarihteki en düşük noktalardan birindeyiz. Ama bir şey yok diyor Sayın Cumhurbaşkanı. Piyasalar rahatladı diyor Körfez'den gelen paralarla. Ama onun ötesinde bir şey daha söyledi. Bir şey daha söyledi ki hakikaten yani endişelenmemek elde değil. Dedi ki ben kazanır kazanmaz dedi. Kazanacağından emin. Ama bir yandan da dediğim gibi işte diyor ki kader seçimi aman gidin rehavete kapılmayın filan diyor. Bir yandan da kendinden çok emin konuşuyor. Kazanacağım zaman diyor göreceksiniz diyor. Oralardan nasıl diyor dostlarımız gelecek. Yani Körfez ülkelerinden bahsediyor. Saydığım Arap ülkelerinden bahsediyor. Tabii o Rusya'yı katmıyor. Rusya'yı katacağız. Niye katacağımızı da söyleyeceğim şimdi. Oralarda ya da diyor ben diyor nasıl şükran borcumu ödemek için onlara süratle gideceğim diyor. Tekrar edeyim mi? Türkiye Cumhurbaşkanı diyor ki seçileyim diyor şu dönemde bana diyor yani Adalet Kalkınma Partisi iktidarına bana diyor yardımcı olan nasıl yardımcı olmuşlar? Paralarını buraya depolamışlar. O depolamaktan ne kastedildiği de belli değil. Depolamışlar. Bununla diyor bana yardımcı olan liderlere diyor süratle şükran borcumu ödeme turuna çıkacağım diyor. Şimdi arkadaşlar herhalde buralara para yatıran Adalet Kalkınma Partisi
Parti'nin iktidarda kalmasından çıkar umdukları için, değil mi? Başka türlü niye yapsınlar? Çıkar umdukları için, Erdoğan'ın başta kalmasından çıkar umdukları için buralara para kendi ifadesiyle depolayan Arap ülkeleri, Erdoğan gidip ya çok teşekkür ederim deyince, aa bir şey değil canım, ne olacak, dostlar arasında olur böyle şeyler mi diyecekler? Bir çıkar ummuyorlar mı sizce yani? Yani bir hani kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez mantığı yok mu sizce burada? Bir de Rusya var tabii. Yani Putin açıkça Erdoğan'ın başta kalmasını istiyor canım. Yani bunda gizlenen bir şey yok zaten. Rus medyası da bunu gizlemiyor. Yani BOTAŞ'ın borçlarının silinmesi. Peki BOTAŞ'ın borçları silindi mesela. Silinmedi. Çok özür dilerim. Yanlış söyledim. Ertelendi. Ertelendi de silindi mi? Hayır. Peki o borçları nasıl ödeyecek Türkiye? Yani kasada para yok. Araplar buraya depolayacak, biz onları Ruslara mı ödeyeceğiz? Yani nasıl olacak? Böyle bir açmaz var ama Cumhurbaşkanı Erdoğan bunu sanki bir çıkış yoluymuş gibi gösteriyor. Yani taşıma suyla değirmen döndüreceğim ben diyor. Taşıma suyla değirmen döndüreceğim diyor. Bu gerçekten ekonominin ne kadar vahim bir durumda olduğunu gösteriyor. Ha şimdi şöyle bir durum var. Bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu diyor ki, yani o da elimde sihirli değnek var demiyor. O 300 milyar dolar falan gelecek 4 yıl içinde falan, onları bir kenara koyalım. Seçim konuşmaları da olarak da sayalım. Fakat o diyor ki arkadaş, ben burada temel olarak diyor yargı bağımsızlığını, bağımsız mahkemeleri çalıştırmaya başlayacağım. Ülkeye güven gelecek. Çünkü geleceği, yani hatırı sayılır yatırımlar, öyle vurkaç yatırımları değil, Akbaba fonları falan değil. Hatırı sayılır yatırımlar buraya güvenmedikleri, sisteme güvenmedikleri için, kanunlar, kurallar, efendime söyleyeyim yönetmelikler her gün değiştiği için ve bağımsız yargıya güvenmedikleri için gelmiyorlar. Ben dediği tabii kendisi ama o hani ortak mutabakat metni var biliyorsunuz. Millet İttifakı'nı oluşturan 6 partinin, yani orada da yazılı. Yani güven ortamını sağlayınca yatırım gelmeye başlayacak. Yatırım gelmeye başlayınca işte o zaman üretim, ihracat başlayacak. Şimdi ihracat da giderek düşmeye başladı. Çünkü ithalat düşüyor. Çünkü döviz yok piyasada. Ya dün bir arkadaşım bana işte çocukları mühendislik işleri falan yapıyorlar. Bir iş almışlar. Dolara ihtiyaçları olmuş. 23 liradan diyor dolar bulamadık. 23 liradan piyasada dolar bulamadık diyor. Şimdi ama siz bir yandan ısrar ediyorsunuz işte psikolojik eşik 20'yi geçmesin diye, ha babam piyasaya döviz sürmeye Merkez Bankası kasasından, neye güveniyorsunuz? Efendim bizim Arap dostlarımız ve Rus dostlarımız para depolamışlar buraya, ya da Ruslar depolamıyorlar da Ruslar da erteliyorlar alacaklarını, Araplar da para depolamışlar, tamam mı? Buna güveniyor Sayın Cumhurbaşkanı ve göreceksiniz diyor, nasıl tereyağdan kıl çeker gibi. 21 yıl arkadaşlar, 21 yılda bu duruma geldik. Şimdi 28 Mayıs'ta tekrar Erdoğan seçilirse bu tereyağdan kıl çeker gibi dostlarımız sayesinde, Arap dostlarımız sayesinde bu iş çözülecek ve Rus dostlarımız sayesinde. Kılıçdaroğlu da diyor ki kardeşim, ben güven getirince zaten esas Türkiye'nin ticareti Avrupa Birliği ile, Avrupa ülkeleriyle genel olarak, yani yarıdan fazlası Türkiye'nin dış ticaretinin yarıdan fazlası Avrupa ülkeleriyle. Ben diyor Batı'nın sermayesini buraya çekmeye, yatırım sermayesini çekmeye çalışacağım. Burada ortak yatırımlara girmiyorlar, güvenmiyorlar. Bunu sağlamaya çalışacağım filan diyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da diyor ki efendim Arap dostlarımız buraya para depoluyorlar. İşte ben de gideceğim süratle şükran borcumu ödemek için onları teşekkür edeceğim. Şey yaparsa, eğer kazanırsa, seçilirse 28 Mayıs'ta, öyle söylüyor. Böyle bir ikilemle karşı karşıyayız. Arkadaşlar, bir numaralı sorunumuzu biz tartışamadık bu seçimde. Bir numaralı sorunumuzu. Neden? Çünkü Erdoğan büyük bir şeyle, başarıyla, açıkçası başarıyla seçmen dikkatini ekonomik krizden dağıttı. Yani Erdoğan bu duruma getirdi, yine Erdoğan çıkarır, işte çözer şeyini sattı, ümidini sattı. Sattı dediğim, yani bu sattı lafına da şey yapamıyorum ben, alışamıyorum, yanlış söyledim. Yani sattı demeyelim, buna ikna etti milleti, buna ikna etti, o ümide ikna etti. Yani deprem bölgesinde alınan bu kadar oylar Adalet Kalkınma Partisi'nin, o da onun yüzünden. Yani çıktı bazı hani artık
öfkeyle mi söylediler, kendini bilmezlikle mi söylediler, işte onlara yardım ettik de bak bunun karşılığını aldık falan diye böyle münasebetsizliklerden yana değilim ben, açık söyleyeyim, açık söyleyeyim. Ama ortada olan bir gerçek var. Şimdi bir kararın arefesindeyiz arkadaşlar. Bu kararın arefesindeyiz. 28 Mayıs hani anketler yayınlanıyor falan da en büyük anket seçim. 28 Mayıs'ta seçime gideceğiz. En büyük anket o. Çıkacak orada ortaya bir şey ve bu yarış adil bir yarış değil. Seçimler serbest belki ama adil değil. Bakın günlerdir işte Füsun Sarp Nebil'in yazılarını şey yapıyoruz. Yetkin Report'ta da okuyabilirsiniz. Kendi internet sitesinde de. Yani milyonlara varan seçmen kütüğü muğlaklıkları var. Buna Yüksek Seçim Kurulu'nun bir açıklama getirmesi lazım. Hala bir şey yok. Seçime 2 gün kalmış. Ondan sonra işte oy ve ötesi gibi gönüllü kuruluşlar var. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu diyor ki hayır bunların yaptıkları iş değil, bunlara izin verilmeyecek. Şimdi o zaman sandığa güven nerede kalacak filan diye. İşte bütün bunları gidermenin aslında en birinci yolu o sandığa hakikaten güvensizlik aşılamaya çalıştıkları o sandığa güvenmek, oraya gitmek. Çünkü 28 Mayıs gecesi, 29 Mayıs sabahı pazartesi şöyle bir tabloyla karşılaşacağız. Ya Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden seçilecek, hiçbir şey değişmeyecek. Onun sözünü veriyor. Biz şimdiye kadar bu demek ki doğru yaptık ki vatandaş bize oy verdi, güvendi diyor. Çok güzel süratle kendi ifadesine göre Arap ülkelerine bir şükran borcu ödeme turuna çıkacak. Ya da Kılıçdaroğlu seçilecek, diyecek ki artık o işler bitti. Şimdi yeni bir sayfa açıyoruz. Bu yeni sayfaya gelin beraber yapalım. Böyle bir ikilem içindeyiz. 28 Mayıs'ta sandık başlarına giderken ve oylarımıza sahip çıkarken işte bütün bunları da düşünmek zorundayız gibi geliyor bana. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşça kalın.